Sevgili seyirciler, Türkiye yılın ilk 8 ayında 27 milyon turist ağırladı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre turist sayısında %22,92 oranında bir artış gerçekleşti. Şimdi canlı yayında İstanbul'a çevireceğiz kameralarımızı. Muhabir arkadaşımız Hamza Çiftçi yanında konuğuyla birlikte işte turizme yönelik bu son rakamları konuşacaklar, değerlendirecekler. Hamza, biz de sözü hemen sana bırakalım. İlk 8 ayda turizm yine rekor üzerine rekor kırdı. Sizin de söylediğiniz gibi %22,92'lik bir artış gözlemlendi. Peki turizm sektörü bu durumu nasıl değerlendiriyor? Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıka ile birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. Yine rekor üzerine bir rekor kırılıyor. Hedeflenen 40 milyona da yaklaşıldı, adım adım gidiliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Planlanan şekilde devam ediyor. İnşallah bundan sonraki aylar, yani Eylül verileri, Ekim ve hatta Kasım verileri de rekorla bitecek. 40 milyona adım adım yaklaşıyoruz. İnşallah tabii bundan sonra yeni plan, bakanlığımızın yeni hedefleri çerçevesinde artık kişi başı gelirlerin artırılmasına biraz odaklanmamız gerekiyor. Sayı yakalandı 2016 gibi bir seneden sonra, çok kısa bir sürede gerçekten rekorlar kırılmaya başladı. Bu neye bağlı? İşte huzur ve güvene bağlı. Ülkemizde bunun haricinde her şey var çünkü. Yani tarihimiz, doğamız, kültürümüz, denizimiz, kumumuz, insanımız, yemeğimiz, gastronomi olarak bakıldığı zaman sağlık turizmiyle ilgili tesislerimiz, kruvazerle ilgili tesislerimiz, kongreyle ilgili her şeyimiz var. Eksik olan neydi? Huzur ve güvendi. İnşallah o da tesis edildi. Bundan sonra rekor kırmaya sektör devam edecek. Peki turistlerin kişi başı harcaması artan turistleri çekmeyi hedefliyoruz dediniz. Evet. Bu nasıl olacak? İşte harcama kapasitesi yüksek olan pazarlar var. İşte Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya gibi. Bir, iki, bir de segmentler var, işte kruvaziyer turizmi, kongre turizmi, spor turizmi, gastronomi turizmi, sağlık turizmi gibi. Bu segmentlerdeki ziyaretçi sayılarımızı artırarak kişi başı gelirimizi yavaş yavaş yukarıya doğru çekeceğiz inşallah. Peki farklı turizm alanlarına da eğilim göstereceğimizi söylediniz. Evet. Buna yönelik çalışmaları da önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Tabii ki. Tabii şu anda zaten bakanlığımız birebir odaklanmış vaziyette. Sağlık turizmiyle ilgili ciddi teşviklerimiz var. Kruvaziyer turizmiyle ilgili ciddi teşviklerimiz var. Dolayısıyla bunların hepsi bir bütün halinde topyekün bakanlık, özel sektör ve tüm kamu aslında turizme hedeflenmiş vaziyette. Turizm bizim için, Türkiye bir turizm ülkesi. Turizm stratejik bir ürün Türkiye için, stratejik bir alan. Tüm kamu yetkilileri de bu öneme uygun olarak gerçekten davranıyor. Herkes bu işin öneminin farkında. Biz de elimizden geldiği kadar Seyahat Acenteleri Birliği olarak buraya katkı vermeye çalışıyoruz. Turistlerin giriş için tercih ettiği bazı şehirler var. İstanbul, Antalya, Muğla gibi. Önümüzdeki yıllarda bu tercih edilen illerde de bir değişim gözlenebilir mi? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz bu pasaportla ilgili konularda giriş, artık İstanbul girişleri İstanbul'dan yapılıyor. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerine gidecek olanın da pasaport girişi buradan yapıldığı için aslında şehirlere net ziyaretleri bulmak için bayağı bir çaba sarf etmek gerekiyor. Direkt uçuşlar oraya olduğu zaman Muğla ve Dalaman havaalanları, Bodrum ve Dalaman havaalanlarındaki girişleri tespit edebiliyoruz ama onun dışındaki yerlere, İstanbul bağlantılı gidilen yerlere pasaport girişleri İstanbul'dan olduğu için onları çok fazla ayırt etmek biraz zor oluyor. Ama ülkenin önemli bir turistini bu üç şehrin aldığını ve zaten biliyoruz. Zaten turizmin rekorlar kırması için de hem sezonun yayılması hem destinasyonların artırılması, ürünün çeşitlenmesi gerekiyor. Bu alanda da çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu rekorların çıtanın yükseleceğini söyleyebiliriz. Tabii ki, tabii ki. Koyulan tüm hedefleri yakalayacağız inşallah. Turizm verilerini, yılın ilk 8 ayını değerlendiren turizm verilerini Firuz Bağlıkaya ile birlikte değerlendirdik. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Evet sevgili seyirciler, Türkiye'nin turizm verilerini, rakamlarını konuşurken Birleşmiş Milletler turizm istatistiklerini açıkladı. Bu rakamları da biz sizlere bir bilgi ekranında sunmak istedik. Zira gerçekten az önce muhabir arkadaşımızın uzman konuyla değerlendirdiği gibi artış Birleşmiş Milletler istatistiklerine de, turizm istatistiklerine de yansıyor. 2017 yılı içerisinde ülkelere gelen yabancı turist sayısı açısından bakıldığında Türkiye'ye 37 milyonu aşkın
turist geldiği görülüyor. Birleşmiş Milletler turizm istatistiklerine bakıldığında ve yine bir kıyaslama var. 2016 yılına göre ülkeler bazında gelen turist sayısında nasıl bir artış olduğu oranına ilişkin olarak %24,1 oranında bir artış var 2016 ile 2017 kıyaslandığında. Sevgili seyirciler, Birleşmiş Milletler turizm istatistiklerini de bilgi ekranında getirdikten sonra